Aynen. Ha, komik rakamlar, ama bu komik rakamlar kadınların gerçek anlamda bütün ihtiyaçlarını karşılıyor. Kesinlikle aynen öyle. Hı-hı. Ve çok Ama yüksekte gözümüzde. ama yükseğinin de alınması gerekiyor. Nasıl yurt Aynen öyle. dışında, diğer ülkelerde erkeklerden az aldıkları için maçlara çıkmayı protesto ediyorlarsa, Aynen, Amerika daha yeni yaptı, evet. bizim de onlardan bir farkımız yok yani. Biz de Kesinlikle. futbol ayakla oynuyoruz, biz de 11 kişi oynuyoruz ve biz de Kesinlikle. kadınlığımızla oynuyoruz futbolu. Aynen öyle, aynen öyle. İnsan istiyor yani, aynı değeri görmeyi çok istiyoruz yani. O biraz Evet, yani kızıyor. ben neden, evet ben neden bir Alex Morgan'ın ya da ne bileyim işte niye o sporcuyu açıp bakayım ki, aa hani ne kadar güzel bir futbol yaşantısı var. Yani ben de aynı işi yapıyorum. Neden o bize değil de biz ona bakıyoruz mesela? Evet, kesinlikle Ve öyle. arkamızdan gelen nesil yine aynı şekilde bunları özenecek, bakacak. O yüzden onların çok iyi yerleri görmelerini istiyorum. Evet, Ve evet. kadın futbolunu en iyi şekilde bulmalarını istiyorum Türkiye'de. Evet, ben zaten her zaman diyorum bizden küçüklere, hani siz bunları geliştireceksiniz. Yani Amerikan futbolcuları evet özeniyoruz, ama biz de hani bu Türkiye'yi geliştirmemiz lazım. Biz de onlar gibi olmamız lazım. Bunun için işte çaba sarf ediyoruz. İnşallah da istediğimiz yere ulaşırız. Biz de onlar gibi böyle özenecek gibi bakılacak topçular Evet. yetiştiririz inşallah. Yani ben şu an kulübümde bütün maaşımı işte her şeyimi düzenli alıyorum. Maddi anlamda bir sıkıntı yaşamıyorum. Ama kadın futbolu geliştiği takdirde benim bulmuş olduğum imkanları diğer sporcuların da bulacağını düşünüyorum. Bu Evet. yüzden kadın futbolu gelişsin Evet, lütfen. özellikle ikinci lig ve üçüncü lig zaten hani şöyle bakılıyor. Bunu da söyleyeyim, sözüm yarım kaldı. Başka bir konuya geçtim çünkü. Olsun. Türkiye'de bakalım. Bu arada soruları ben okuyamıyorum arada. Kusura bakma. Böyle görmeye çalışıyorum. Türkiye gibi en popüler spor dalı futbol olan bir ülkede kadın futbol maçlarında tribünlerin boş olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet. Tribünlerin boş Efendim. olması hakkında ne düşünüyoruz? Kadın futbolu bilinmediği için tribünlerin boş olması çok normal Hatta bence. öyle söylediğimiz değil mi? Canlı yayınlar Hı-hı. falan. Tabii ki de öyle. Yani ben mesela Antep gibi bir yerde oynuyorum. Hı. İstanbul'da ben o kadar seyirci görmedim. Kesin. Antep halkı o kadar çok futbolu seviyor ki, o kadar çok destek veriyorlar ki yani. Kesin. Pilot tayfamız var, onlara da buradan selam gönderiyorum. Çok güzel kadın futbolunu Antep'te destekliyorlar. Beşiktaş da aynı şekilde. Yani neden birbiriyle yarışan ya da Ataşehir Belediyesi olsun, neden bu üç takımın hani taraftarı değil de bütün kadın liginin, Hı. bütün Türkiye kadın futboluna yönelmiyor? Aynen. Buradan da izleyenler varsa hepsini kadın futbolunu izlemeye davet edelim. İnşallah. Biri mesela yazmış şimdi, kadın futbol maç ücretleri ne kadar diye. Maçlar ücretsiz. Hani bir de böyle bir Evet, şey maçlar var. Böyle bir ücretsiz. avantaj var. Ya daha ne istiyorsunuz? Değil mi? Bedava futbol izleyeceksiniz yani. Evet. Bakalım diğer sorumuza. Futbolcu kariyerin sonrası ne yapmayı düşünüyorsun? Liglerin ilk kadın kaleci antrenörüne göre ne? Antrenörünü görebilir miyiz? Ha. Kariyerin sonrası ne yapmak istiyorsun veya kaleci antrenörü olmak istiyor musun gibi bir soru Çok güzel bir soru bu. Yani şu an kaleci antrenörü olmak isterim ileride, ama şu an öyle bir düşünce kafamda yok. Tabii kadın futbolunun gelişmesi için bana ihtiyaç duyulursa ben zaten her zaman altyapıdan yeni bücür bücür kaleciler bu. yetiştirmek isterim. Onun haricinde futboldan sonra ne yapmayı düşünüyorum? Bilmiyorum. Evet. Yani şu an öğretmenlik ve futbolla hayatımı idare Hadi ediyorum. bir mesleğim var zaten. Zaten başka bir şey yapmaya vaktim yok, ama futbolu bıraktıktan sonra benim hayatta tek bir şu an hedefim var. 2 yıldır da zaten bunu deniyorum. Bu sene de şey kaldı, onu söylemeyeceğim. Yani önümüzdeki yıl o hayalimi gerçekleştirmek istiyorum. Hayal Ve çok gerçekleştirmek. yakın olduğunu görebiliyorum Ha, inşallah. 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 Beni tanıyan arkadaşlarım biliyordur neyi istediğimi. Onların da dilekleri yanındadır çünkü. Evet. Sen bu sezon Gaziantep ALG'nin kalesini koruyorsun. Şampiyonluk yarışında önde gidiyorsunuz. Ligler nasıl tamamlanacak diye tahmin ediyorsun yani. Gidişat nasıl olacak? Şampiyon olur musunuz? Yani şöyle son maç Ereğli'ye puan kaybettik. 1 puan, 2 puan kaybettik. O da nazar boncuğu olsun diyorum. Nazar boncuğu olsun diyorum. Ondan sonra oynamış olduğumuz hiçbir maçlarda puan kaybetmedik ve kaybedeceğimizi düşünmüyorum. Maşallah. İnşallah şampiyon ALG diyorum. İnşallah. Evet. Yani şu süreç bence maçlar oynanır diye düşünüyorum. Haziran'ın başında oynanır. Evet ya, ben de öyle Çünkü 6-7 maç kaldı. İkinci devreyi de tamamladık düşünüyorum. sayılır. Aynen öyle, evet. Bizim üçüncü ligde biraz daha farklı ama birinci ligde bence devam edebilir. Evet. Evet. Ya bizim birincilik devam eder diye Bence düşünüyorum. de ben de öyle düşünüyorum. Az kaldı. Özledik ya. Evet, çok özledik gerçekten.
Bundan sonra hiçbir kadın futbolcu ve hiçbir birey asla yaşantısı boyunca hiçbir şeyden şikayet etmesin. Bu süreçten sonra özellikle dikkat etmemiz Değil mi? gerekiyor bence. Aynen öyle. Bir futbolcu gözüyle liglerin oynanması kararı çıkarsa maçlarda tedirginlik hisseder misin? Evet, bu performansını etkiler mi? Yani benim bu evde geçirmiş olduğum süreci diğer futbolcular da evde geçiriyor. Hani onlar benden fazla antrenman yapmış olsa geçiririm belki ama onlarla aynı performansla lige başlayacağımız için zannetmiyorum öyle bir şey. Evde zaten aktif çalışıyorum. Kısa sürede toparlarım. Şimdi birkaç soru gelmiş. Onları da okuyayım. Bakalım, bir sürü soru soracağım. Daha çok soru geldi ki. Evet, güzel. Öncelikle gelecekle ilgili planların, hedeflerin nelerdir? Bu Seda Nur'dan gelmiş bu arada. Seda Nur'dan gelmiş. Benim geleceğimle ilgili kafamda çok güzel bir şey var. Onu zaten söyledim. Şu an ne olduğunu söylemeyeyim. Büyüsü Bence kaçmasın. söyleme, evet. O zaten gerçekleşirse benim hayatımın en güzel galibiyeti gelecek diye düşünüyorum. Ve vermiş olduğum her şeyin karşılığını oradan alacağımı düşünüyorum. İnşallah. Seda Nur'cum onu söylemeyeyim. Kalecilere söylemek istediğin bir şey var mı? Demiş biri. Küçük birisi. Valla kalecilerin benim milli takım antrenörüm vardı Alper Hoca bilirsiniz. A milli erkeklerin de Aa, kaleci antrenörü. evet. O beni bir kere kenara çekip şey demişti yani. Kaleciden kaleciye asla dost olmaz. Kaleciler her zaman rakiptir, her zaman yalnızdır dedi. Bunu söylüyorum sadece. Biz yalnızız. Kaleciler için söyleyecek olduğum bir şey yok yani. En iyisi olmak istiyorsan en çok çalışan kişinin seni olması gerekiyor. Evet, kesinlikle. Ben de bakayım sorulara. Okumak için şöyle yaklaşıyorum. Nasıl görünüyorum bilmiyorum. Şu soruyu okumak istiyorum. Ne oku? Müsaade ederseniz. Tabii ki. Türbanlı kadın futbolcular hakkındaki görüşlerini alabilir miyiz demiş. Ha. Kesinlikle asla türbanlı ya da açığı yok. Aynen öyle. Futbol saygımız var. Kesinlikle. Ben takdir ediyorum gerçekten onları da. Asla çekinmelerine falan da gerek yok. Herkes aynı Tabii ki de şartlarda. türbanlı türbansız diye bir şey yok. Asla hepimiz aynı şartlardayız. Aynen öyle. Bu ne çekici bir soru gelmiş ama okuyabileceğimi zannetmiyorum. Ben burada kupalar görüyorum, madalyalar görüyorum. Evet, ben bana şeyden gelen sorular var. Ekstra bize hani hikaye atıldığında soru sormak istiyor musunuz diye attığımızda oralardan gelen sorulara bakıyorum. Sen de istersen yorumlardan gözüne takılan varsa onları cevaplayabilirsin. Bakıyorum Bir hemen. soru. Milli takım kadrosu ile ilgili ne düşünüyorsun? Yani milli takım kadrosu ile ilgili bu son 3 kampta yoktum. Biliyorsunuz Talat Hoca bazı problemlerden dolayı 3-4 arkadaşı kampa çağırmıyordu. Hiçbir zaman da şey yapmadım, isyan etmedim. Çünkü gerçekten de hani adaletin bir gün doğruyu bulacağını biliyorum, düşünüyorum. Şu an Tabii. son 2 kamptır da yokum. Niye olmadığımı bilmiyorum. Hocamın takdirine bırakıyorum. Yapacak söyleyecek bir şey yok. Evet. Ama en azından o 40 kişilik, 30 kişilik kamp kadrosunda benim çok rahatlıkla orada olmam gerektiğini Evet. düşünüyorum. Bu da benim kendi şahsi düşüncem. Tekrar yeniden saygı duymak gerekir. Evet. Ben senin kendini kanıtladığını da düşünüyorum ayrıca zaten. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çünkü çok çalışıyorum gerçekten de. Evet, bunun Yani karşılığı. emeğe de saygı duymak lazım bence. Kesinlikle. Ama bir Çünkü şekilde bulur bence yerine, hak yerini bulur. ya özel kaleci antrenörüm var. Buradan Şevk hocama da çok selamlar gönderiyorum. Ya kaleci hocamdan rica edip onunla özel antrenman yapıyorum. Bunu hangi kaleci yapıyor? Gerçekten çok merak ediyorum yani. Evet, kesinlikle. Kulübüm Antep'te, ben İstanbul'da özel antrenman yapmak için mücadele veriyorum. Bunları da görmek lazım bence. Aynen öyle, bence de. Ama elbette gün görülür diye düşünüyorum ya. İnşallah. Ya ben çalışmaya devam ediyorum ve çalışmaya devam edeceğim. Pes etmeyi seven bir sporcu değilim. En güzeli zaten. Öyle olunca başarıyoruz. Futbolda küçük takımda nasıl yükseliriz? Efendim? Futbolda küçük takımda nasıl yükseliriz? Futboldan tekrar sorar Küçük bir mısınız? takımda nasıl yükseliriz? Galiba alt ligden üste nasıl yükseliriz diye bir soru geliyor Ben sanırım. her zaman bizim küçük yaştaki kızlara da söylüyorum. Futbolda sahada yapmış olduğunuz antrenman dışında iyi yerlere gelmek istiyorsanız ekstra çalışmanız gerekiyor. Bu soruyu soran arkadaşıma söylüyorum. Ekstradan çok fazla çalışıp antrenman yapmasını rica ediyorum. Gerçekten çok iyi yerlere gelmek istiyorsa
kendisi de fedakarlık yapması evet, gerekiyor kendisinden. Kesinlikle. Pes etmemesi gerekiyor. Yani kilit pes etmemesi bir, gerekiyor. Çok yavaş yavaş zaten öyle bir yükseliyorsun ki sen bile fark etmiyorsun bunu. Aynen öyle. Bakalım. Çalışan demir ışıldar. Çalışsınlar. bu güzellik nereden geliyor? Böyle bir soru. Bu nasıl bir soru? Şu sahaya çıkarken. Ha, sahaya çıkarken bir totemin var mı? Güzel bir soru. Benim her şeyim totem. Her şeyim. İşte saçımı bağlamış olduğum, saç spreyimi muhakkak sıkmam lazım. Şuradan bir saç telim bile çıksa rahatsız oluyorum gerçekten. Yani tırnağımda oje severim. İşte parmaklarımdaki sakatlıktan dolayı parmaklarımı flasterlerim. Onu flasterlemediğim zaman bile kafam orada oluyor benim muhakkak. Evet. Giymiş olduğum formasından tutun. Saçı bağlamış olduğum yükseklik bile benim için totem hepsi. İçe giydiğimiz çorap falan. Her şey. Burada çorap. Her şey. Unutamadığım bir maç. Unutamadığım bir maç, Instagram'ımdan yayınladığım bir maç var benim. Belarus maçı. O maç 0-0'dı. Milli maçtı. Kaleye çok pozisyon yedim ve ben çıkardıkça takımım gol attı. O maçı 3-0 almıştık zaten. Amin. Unutamadığım maçlardan bir tanesi de o. Biri de Galler maçım vardı benim. Hı-hı. 1-0 bitti maç. Rakip takımın taraftardı. Beni alkışlıyordu maçta. O kadar çok kaleme pozisyon geldi ve burnumun kırıldıktan sonra gitmiş olduğum kamp. Mükemmel. O kırık burunla çıkarmış olduğum performans. Evet, rakip takımın alkışlaması. Evet, tabii ki de. Tabii ki de. Maçta kavga ettiğin oluyor mu? Ya maçta ben biraz böyle koruyucu bir kişiliğe sahibim. İşte arkadaşım tartıştığı zaman bile de müdahale edebilirim ama asla şiddet yalnız bir insan değilim. Hı-hı. Dikkat etmek gerekiyor. Bence de. Tartıştığım zamanlar vardır tabii ki de. Her Hı-hı. sporcunun yapmış olduğu gibi. Tartışma olur ama yani o şeye karşıyım ya, o kavga falan, dövüş. Ay asla asla. Evet, çok çirkin bir görüntü zaten. Yani yapılmaması gereken bir şey. Her zaman karakteri Hı-hı. ortaya koyması gerekiyor. Evet. Kadın futbolunda. Ve bu sahalarda bu şekilde anılmak da kötü bir şey bence sporcu için. Aynen. Sonra çünkü adımız çıkıyor 9'a gibi bir şey oluyor. Kadın futbolu hemen Hı-hı. böyle şey oluyor. Aman kavga ediyorlar falan oluyor. Bu hiç hoş olmuyor. Genelleme yapılıyor. Evet ya. Evet tabii ki de. Televizyonlarda falan gördük. Uçan tekmeler kadınlar. Yani hiç hoş değil. Aynen. Gerçekten değil. Ya kadın futbolunu yayınlamıyorlar. Ufacık bir tartışmayı nasıl televizyonla, insanlara nasıl yansıtıyorlar mesela. Bu görünümün önüne geçmek için bizim dikkatli olmamız gerekiyor sahada. Kesinlikle. Antep'i seviyor musun? Antep'i çok seviyorum. Antep. Ben tam bir doğucuyum. Doğuyu çok seviyorum. Şanlıurfa'da görev yaptım zaten. Öğretmenliğimi orada yaptım. Çok güzel. Tabii Antep, Şanlıurfa, Doğu'nun bütün bölgelerini seviyorum. Antep'e selamlar. Evet buradan. Ben de Doğu'yu çok seviyorum. Buradan ben de selam söylüyorum. Evet evet ben Doğu'yu çok seviyorum. Bakalım başka soru. Pilot tayfa hakkındaki fikirlerinizde nerede demiş biri. Ha evet. Gördüm. Pilot tayfa zaten bizim Gaziantep'te en büyük taraftarımız. Taraftarımızın adı. Bunların derneği. Onlara buradan çok selam gönderiyorum. Gerçekten kadın futbolunu çok büyük destekliyorlar. Uzak bir yere maça gittiğimizde bile muhakkak bir otobüs geliyorlar. Yollar karlı olmuş, taşı olmuş. Hiçbir şey fark etmiyor onlar için. Çok onlara da teşekkür ediyorum vermiş oldukları destekten dolayı. Ay ne güzel. Böyle şeyler gelsin, olması gereken şeyler. Çünkü bizden başka kimsemiz yok şu anda. Evet evet. Nerelisiniz demiş biri. İzmirliyim ben arkadaşlar. İzmir'in neresinden? Şirinyer, Buca. Ha. Şey soracağım ben, benim sorum. Burcun ne? Burcum yengeç burcuyum ben. Ha yengeç. Temmuz, evet. Hı-hı. Şey futbol ve astronomi hoş geldiniz diyormuşum. Burçlarla ilgili çok bir şey bilmiyorum. Sadece kendi burcumun özelliklerini biliyorum. Ben hep merak ettim. Bakalım başka soru. Sahada gördüğüm en karakterli, en düzgün insan demiş biri. Çok teşekkür ederim bunu söyleyen arkadaşıma. Diyorum ya bu şekilde güzel anılmak da. Evet evet kesinlikle çok önemli. Önemli zaten. Dediğim gibi az önce dediğimiz gibi karakterini ortaya koymak her zaman sahada. Bunlar tabii gerçekten çok önemli şeyler. Çünkü şey oluyor mesela biri ön yargılı dediğim şey şu. Sahaya çıkıyor mesela diyor ki işte futbolcu geçen maç şunu yapmıştı. İşte karaktersiz falan oluyor. Sonra öyle devam ediyor. Onları yapmamak gerekiyor. Tabii ki de öyle. Karakter çok tabii önemli. Tabii ki de önemli.
Örnek aldığın kaleci kim?